isteyeceğim şunu şu ifade edeyim. Ay, Allah Allah, ben de konuklar gitmeden yani programdan ayrılmadan arkalarından konuşmuş gibi olmayalım. Birkaç şey söylemek isterim. Tabii. Ha, o zaman süremizi hızlıca kullanalım. Buyurun. Hemen şöyle ifade edeyim. Sayın Yeniçeri ile parlamentoda beraber bulunduk. O süreç içerisinde Sayın Yeniçeri çok renkli kişiliğiyle parlamentoda iktidarın ve muhalefetin tamamının konuşmaları sonrasında alkışlarına mazhar olmuş bir büyüğümüz. Dolayısıyla onu uzunca süre sonra bu ekranlarda görmüş iken onun sataşmalarının biz Isparta'nın gülleri olarak görüyoruz. Kendimize atılmış gülleri olarak görüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim, doğru söylüyor. Biz o günkü şartlarda Sayın Yeniçeri ile çok mücadele ettik. Ama pek çok konuda da yan yana geldik, omuz omuza verdik. Meclisin iradesini en üstün bir şekilde taşıma gayreti içerisinde olduk. Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunda. Ancak o gün bizim yaptığımız tüm hareketlere acımasızca muhalefet eden kendisinin partisi Milliyetçi Hareket Partisi 2015'ten bu yana bu kötü yönetimin en büyük destekçisi Sayın Yeniçeri de bu rahatsızlığını zaman zaman dile getiriyor. Bakınız 2015'ten sonra İdris Şahin ve arkadaşları yok bu iktidarın arkasında. Ama Sayın Yeniçeri'nin mensubu olduğu siyasi hareket 7 yıldır etinden, sütünden, her türlü nimetinden bu iktidarın yararlanıyor. Şimdi Sayın Yeniçeri'ye de söz hakkı doğuyor bu durumda. Zaman diyor ki biz diyor iktidarın ortağı değiliz. O yüzden sadece şunu ifade edeyim. Sayın Yeniçeri Marx'tan, Engels'ten girdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten çıktı. Arkasındaki kitaplarla da hepimizi dövebileceğini, en azından beni dövebileceğini gösteriyor. Ancak yine söylüyorum, söylediği cümlelerden birine sadece bir vurgu yapıp ondan sonra da sözü stüdyodaki değerli büyüklerime bırakmak istiyorum. Sayın Gültekin'e, Sayın Saraca. Lütfen, şimdi teşekkür bu iktidarın edeceğim. Marketlerde denetim yapmasına gerek yok. %7'lik KDV indirimi sadece gıda maddelerinden yapıldı. Bu iktidar gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsa elektrik faturalarındaki KDV'yi indirsin, gitsin elektrik dağıtım şirketlerini denetlesin. Akaryakıt istasyonlarına gitsin, onlara tedarik eden devletin kurumlarındaki fahiş zamları engellesin ve onlarda denetim yapsın. Doğalgaz fiyatlarını düşürsün. Hem vatandaş şu kışta kıyamette dilediğince ısınabilme imkanına sahip olsun. Gerçek enflasyonla denetim akılla, bilimle ve ortak istişareyle alınan ekonomik kararlarla olur. Sayın Özcan'ın biraz önce de ifade ettiği gibi akıldan, bilimden, istişareden yoksun ekonomi modelleriyle ve sadece gıda fiyatlarındaki KDV'nin %8'den 1'e indirilmesiyle asla ve asla enflasyonla mücadele edemezsiniz. Çünkü o 8'den 1'e indirdiğiniz gıda fiyatlarındakilerin maliyetlerinin tamamı %18'lik KDV ile giriyor. Enerji %18'e giriyor, tüpgaz %18'e giriyor. Bunları gören bir insanın şu anda yaptıklarının sadece bir illüzyon olduğunu... Şu an iktidar bir illüzyonla, aldatmacayla vatandaşı kandırmaktadır. Önümüzdeki günler bu günleri daha da farklı bir şekilde aratacaktır. Bu günler yine iyi günlerimiz. Böyle akıl dışı, bilim dışı, ekonomi yöntemleriyle devam ederlerse bu günleri bile arayacağımız günleri yaşayabiliriz Sayın Emlek. Tamam Sayın Şahin. Necdet Bey burada bekliyor. Siz gitmeden söylemek istediği birkaç cümle var. Buradayken, yayındayken. Tamam. Evet, ondan sonra reklama gideceğiz. Şu an ekranı kırmızı görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Ukrayna açıklaması var. Bir sonraki bölümde bunu da konuşacağız. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri NATO topraklarının her karışını savunacak ifadeleri var. Konuşacağız efendim ama bir sonraki bölümde. Buyurun Necdet Bey. Tamam. Birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Yani çünkü hem Serkan Bey'i hem de İdris Bey'i dikkatlice dinledim. Sayın Yeniçeri'yi atıfta bunlara başlayayım. Sayın Yeniçeri Marx ve Hegel'e örnek verdi. Sayın Yeniçeri Marx diyor ki ekonomik üretim ilişkileri üst yapıyı belirler diyor. Marx bir şey daha söylüyor. Diyor ki artı değer diyor
kapitalizmde karı anlamak yer anlamına gelir. Şimdi elektriği konuşuyoruz ya, konuyu dağıtmadan şey yapacağım. Marx aslında 200 yıl sonra yine haklı çıktı. Haklı çıkmasının şöyle bir eksikliği var. Artı değer inanılmaz boyutlara ulaştı. Bakın Türkiye'de özelleştirme şu anda zenginleşmenin ciddi aracına dönüşmüş durumda.